Büyükler için salonda neler yapabiliriz? Evet, salon ya da yatak odası için. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Tekini kaybettiğiniz şişler ama artık örgü örmüyorum ya da yamuldu, bunlardan bir tanesini kullanabilirim derseniz böyle bir şişe ihtiyacınız var. Yapacağınız perdenin çokluğuna ve büyüklüğüne, ince kalın tercihleriniz. Bak benim şişlerimin hepsi bitti. Boy boy gelmiş. Evet. Ben onları çünkü örgü resim geldi. Hep ay değil mi? Ben de çok severim örgü. Evet. Birazcık elyafa ihtiyacınız var. O başındaki top kısmını yapmak için. Şöyle. Ama öncesinde ben buraya süsler yapayım, yapıştırayım diyorsanız bunları dikebilirsiniz de. Yapıştırabilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz de. Ben, acaba sen bunu severek yapar mısın? Yaparım, bu yapıştırma işlemini? Yaparım, çok şöyle, bu ipliğine değmeyecek şekilde sen yapıştır, ben de bir kalanını anlatayım. Tamamdır. Heh. Şimdi şöyle bir, ben evde ayakkabı kutusundan kestim. Ama sağ olsun kızlar bugün parayı kıyıp bana karton aldılar. Ve karton, şöyle ortasını, bunu da neyle kestim? Büyüklük olarak benim perdelerime CD'ler var ya, kullandığımız CD'ler. Evet. O CD'yi üstüne koyup şöyle hemen alar üstü kestim. Ortası da, şu ortası da nedir? Bu ortası da kavanoz kapağı. Meltem abla beni kurtarsana şimdi. Kavanoz kapağı. Dur şimdi bende kalırmış. Yok. Aldık mı? Aldık. Olmadı Yasin'e atarız. Tamam. Aldık. Bunun için ne gerekiyor? Evde parça kumaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunları çeşit çeşit istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Yine yapmanız gereken şey şu. Başlangıç noktası önemli. Hani şey olmasın, kesik yeri gözükmesin. Dikiş yeri ya da makasla kesilmiş kısmı gözükmesin diye. Biraz katlaya katlaya gideceğiz bunu. Ay, yalnız senden rica edeceğim, silikonundan şuraya birazcık bana bolca. Sürekli. Silikon benden yok, tam sonra. Sadece bir yerine sürsen yeter. Biraz daha, bir çıkmıyor mu? Çıktı çıktı çıktı. Oo süper. Tamam, harikasın. Şimdi bunu buraya yapıştırıyorum. Ve sonra sarmaya başlıyorum. Benim kumaşım kadife olduğu için son derece esnek, kolay sarılabiliyor. Sen silikonla bir imtihan yaşıyorsun. Benim silikonlarla imtihan. Böyle böyle döndürüyorum bir taneciğim. Aa, çok güzel bir şey oluyor. Şimdi yakaladım ne yaptığını Meltem ablacığım. Yani nihayetinde geri dönüşüm konusunda dediğim gibi herhangi bir karton, herhangi bir eve gelen koli bir ucundan kesiverdiğinizde bütün eve tutacak yaparsınız, perde tutacağı yaparsınız. Evde muhakkak kalmış kumaşlarınız vardır. Eskiden çok kumaş alınırdı. Tekstil bu kadar şey değildi, ileri değildi. Hanımlar hep terziye diktirirlerdi. Aa, benim de, değil mi? Benim çocukluğum okul öncesi annemle İrfan amca, terzi İrfan amca da geçmiştir akşamüstleri. Gideriz, annemin saçları her zamanki gibi kırmızı soğan kabuğu. Ah canım hani benim. Ben neden bu kadar renklisin diye bana sorduğunda çok, anneme bakmak lazım. Çok, çok hanımefendi, çok güzel, bakımlı bir kadın. Çok teşekkürler. İddialı da bir kadın renkler konusunda. Cesur. Evet, İrfan amcaya giderdik. Orada bana gözlemeyle çay saatinde onlar böyle prova yaparlardı. Bütün kadınlar, Reyhan abla vardı eşi. Öyle çok güzel bir terziler vardı yani. Tabii terziler vardı. Benim annem de Ankara'daki bir okuldan mezundu. Çok güzel dikiş dikerdi. Ben gerçekten şöyle söyleyeyim, herhalde ben 15 yaşına kadar falan hiç hazır palto giymedim. Ay ne güzelmiş. Pelerinler dikerdi, paltolar dikerdi. Dolayısıyla çok dikiş dikildiği ve tekstilin bu kadar önde olmadığı bir dönemde yaşadığımız için. Bir de ben çok eski kadınlarla yaşadım. Yani eski kadınlar derken yanlış anlaşılmasın. Anneanne, babaanne, büyüklerle yaşadım. Herhalde onlar çok böyle yoktan var ettikleri için bir şekilde gözün alışıyor. Onu nasıl değerlendiriyorlar, bunu nasıl yapıyorlar ya da işte atmadan ne yapabiliriz, ne kadar konuşuyorlarsa evde. Ben onun çok etkisinde kalmışım. Ben atmadan hemen her şeyi, acaba bunu ne yapsam oluyorum yani. Hemen evde her şeyi. Meltem abla, ekmekler nasıldı? Ay ekmekler gerçekten olay, efsane. Sanat değil miydi? Sanat yani yapıyor bence o hanımefendi. Şey. Ben dedim ki gelip lütfen senin atölyende, yerinde, nerede olursa. Biraz ders almamız lazım. Evet, haklısın. Kesinlikle. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bir sonraki programımızda bu silikon tabancalarının ucundan çıkan şeylerle nasıl baş edebilirsiniz? Al benden Yasin'cim, sana atayım ben bunu. Acaba öbür tabanca daha mı başarılıydı? Tamam. Yok, başarılı tabancada problem yok.
Silikon çok uzuyor. Problem onu ayırmakta. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kartonu sardım. Evinizdeki mobilyanız her ne şekildeyse onun rengine uygun herhangi bir kumaş. Bak eskilerden girdim, kumaşı anlatacaktım. Benim böyle bir şey kumaş sandığım var. Eski paltoluklar, eski döşemelikler, döşemelikten bir lokma artmış onu koymuşlar. Hep ziyan olmasın diye. Onlar hep böyle sandıktan çıkıp bir şekilde bir yerlerde kullanılıyor ya da ihtiyacı olanlara. Ben de hemen sana getirivereyim oluyorum. Çok tatlı. Şimdi böyle bir yuvarlak yap. Çok güzel yap. Kartondan. Evet, kartondan şöyle bir çift yuvarlak kat kalın kartondan, mukavvadan yani daha evet, kalınca. Evet. Yani ben kızlar yapmışlar iki kat üst üste kesiverdim hemen. O da çok güzel. Böyle uzun uzun şeritler kestik. Bu gayet güzel oldu bence. Değil mi? Ben o silikon tabancasından seni kurtarıyorum. Gel ben bak yapıştırdım bunu. Yapıştı mı acaba? Tamam, yapışmıştır. Tamam. Şimdi buna da böyle bir uç sarıyorum şurasında. Şöyle. Sonra da bu kumaşı yapıştırabilmişim. Tabii yapıştı. Gayet de güzel olmuş. Bu kumaşı şöyle sarmaya başlıyorum. Şişe. Ben de deneyeyim. Ucu biraz tombul oldu ama. Ama yine birazcık silikonla yapıştırman lazım ucunu. Ucunu. Yapıştırmadan yapabileceğim. İyi, o sarılıyor. Mış ama sonradan açılabilir. Sonra. Evet, sonra tuttururuz. Şöyle. Sardım. Yasin'cim kolların ağrıdı mı annem? Yok, ay benim güzel oğlum. Yasin evlenince evet çeyizlik perde almayacak. Evet. Perdesiz olacak. Her şey Yasin'in alacağı kız da zor bence. Yani zor bence derken o kadar bilen bir adamın birini tercih edip beğenmesi de biraz zor mu oluyor acaba? Daha 20 yaşında Yasin bu arada. Eyvah. Meltem ablacığım. Karşına Kadir kıymet bileni çıkartsın. Aynen. Rabbim. Daha çok genç, daha çok kariyerinin daha başında. Kesinlikle. Daha biz Yasin'i nerelerde göreceğiz eminim. Ebru'cum böyle güzel boncuklar yapıştırdı. Siz bunları dikebilirsiniz de tabii ki daha ya da muhtazam daha düzgün de yapıştırabilirsiniz. Şöyle bir yuvarlak kestim yine bununla. Yuvarlağın üstünden böyle bir teğel geçtim. Şimdi o teğeli geçtikten sonra birazcık elyaf, eski pamuk yastık, her neyse. Bunu da içine koyuyorum ve sonra büzmeye başlıyorum. Yani amaç bunu bunun içine doldurmak. O şeyin tepe kısmını yapmak. Şöyle aldım. Bakalım hangimizin şişi daha muntazam olduysa onu takalım. Tabii ki senin. Yok seninki de güzel oldu. Seninki daha güzel oldu bence. İlk denemede fena yapmadın. Evet bence güzel. Ben yalnız senin yaptığın boncukların bir kısmını herhalde ziyan ettim. Olabilir çünkü biraz fazla koydum. Bir de çok yapıştıramadım mı acaba Meltem abla? Yok yavrum. Ayarını iyi tutturmak lazım onun. Şunun. Şuradan içeri. Bir silikonla bunu buraya yapıştıralım bence. Tamam. Tamamdır. Şöyle azıcık da şuraya ipin üstüne sıkarsan. Tamamdır. Bunu da böyle doladık mı? Şuradan da keselim. Tamam. İpliği fazlası kalmış. Onu da buradan aldım. İşte şöyle. Ay. Böyle bir. Çok tatlı. Süslü bir başlık oldu bize. Şimdi Yasin hazır mısın? Yasin'cim hazır mısın? Geliyoruz. Evet. Geliyoruz. Şu çocuk İstersen o dursun bunu da böyle dursun. Mi yapalım? Tamam şöyle. Yapalım. Açıverdim ama. Tamam açtın artık buyurun. Tamam peki. Onu bir daha sonra yaparız. Şimdi iki tanesi senin iki tanesi benim. Tamam. Şöyle koydum. Şöyle koyduk. Şöyle çıkardık. Vay. Böyle süslü. Yanlış şişe taktık biz ama olsun. Mantığını anladı sevgili hanımlar. Bir dakika. Nasıl oldu? Ay vallahi çok güzel oldu Meltem abla. Ha? Bakayım şöyle karşıdan. Bakar mısınız?
Hatta yani şöyle de yapabilirsiniz, şöyle bir. Tabii tabii, artık bunu istediğiniz gibi yani. İstediğiniz gibi perdenize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ay. Hatta kalıntılarla daha küçüğünü yapabilirsiniz. Aslında şöyle, bu büyüklük şiş o kalın perdeler için ideal. Evet. Onların üzerinde taşıyacak. Harika duruyor. Tabii ay. Taşıyor. Bakar mısınız? Böyle süslü mükemmel süslü oldu. Perde tutacaklarınız oldu. Ha, da onu da ona tak. İçin yaptığı sevgili Meltem ablacığımın. Evet, kalan artan oyuncaklar, çocuğunuzun oynamadığı minik ayıcıklar, filler. Onlarla böyle güzel bir perde tutacağı. Yine kalan kartonlar, evdeki ayakkabı kutuları, kalan parça kumaşlar ya da ne bileyim koltuğunuzun döşemesinden artan kumaşlarla da yine perdelerinizi takımlayabileceğiniz, kombinleyebileceğiniz bir perde tutacağı yapmanız mümkün. Artık gerisi hanımların hayal gücüne, hayal kalmış. Gücüne kalmış. Neyle süsleyecekleri, nasıl daha güzel i̇çine hale getirebilecek. İçine bunun elyaf koydun. Evet, bunun içine şöyle bir eski bir yastığım çok vardı. Kolay. Ondan elyaf koydum ama elyafım yok derseniz pamuk da koyabilirsiniz içine. Ya da başka yoruldum kumaş parçaları da tıkalayabilirsiniz içine. Kızardın. Bakayım. Baksana, sana perdenin arasında. Yasin sabah sporunu yaptı bizimle. Evet, Yasin, sabah seni böylece yaptım. Gönderebiliriz. Tebrik ediyoruz. Buyurun. Perdelerinle sahneyi terk edin.